Yani 9,4'ten 6,8'i çıkardığınızda 2 milyon 600 bin hektar. 275 kiloyla çarpsak 7 milyon ton yapar. Bizim açığımız 7 milyon ton değil ki zaten. Biz 23 milyon ton civarında buğday tüketiyoruz yılda. 16-17 milyon ton üretmişiz zaten 2021'de. 7 daha yapsak 17-24 yapar. Artar da. Mazot pahalıysa, tohum pahalıysa, gübre pahalıysa, otoyol pahalıysa, ilaç pahalıysa, köprü pahalıysa, ekmek de pahalı olur, peynir de pahalı olur. Euro ile civciv alırsan, yemini de euro ile alırsan yumurta pahalı olur. Bakın, sizin aracılığınızla ülkeyi yönetenlere de muhalefete de sesleniyorum. Marketlerden başlamayın. Üretimden, tarladan. Önce bir üretim seferberliği yapalım. Bütün tarlaları ekelim. Balkonlarımızdaki saksıları dahi ekelim. Hazine arazilerinden para istemesin devlet. Eksin millet. Köylü çiftçi eksin. İthalat sopasıyla çiftçiyi hizaya çekmeye çalışmasınlar. Havza bazlı üretim yapalım. Nerede su varsa orada mısır ekelim. Mısır çok su sever. Su olmayan yere mısır ektirmeyelim. Havza bazlı Türkiye'yi planlayalım. Gayri safi milli hasılamızın %1'i tarımı desteklemeye verilir diye kanun çıkmasına rağmen %0.5'ı dahi verilmiyor. Bunu verelim. Çobanlarımızı sigortasını devlet ödesin. Hayvancılığı geliştirmek istiyorsak kadınlara, tarımda çalışan kadınlara prim desteği ve çobanların sigorta primini devlet ödemelidir. Acilen bir su kanunu çıkarılmalıdır. Topraklarımızın %75'ini hala vahşi sulamayla suluyoruz. Su kaybımız var. Topraklarımız tuzlanıyor. Acil bir su kanunu çıkarmalıyız. Mera kanununu yeniden gözden geçirmeliyiz. Kaba yem ihtiyacımızı meralardan karşılayacağız. Ot ihtiyacı. Onun için meralar acilen yeniden düzenlenmelidir. Gıda israfını bir büyük paket halinde milletimizle paylaşmamız lazım. Ülkeyi yönetenler israfı önlemesi lazım. Bütün bunları yaparsak önümüzdeki dönemde güvenli gıdaya ulaşabiliriz. Güvenli ve ucuz gıdaya ulaşabiliriz. Herkesin bilmesi gereken bir konu var. Örümcek ağı teorisi. Sadece tarım sektöründe geçerlidir bu. Bakın, şöyle anlatayım. 100 kilogram üretiyorsunuz. Fiyatı da 5 lira diye. 90 kilogram üretirseniz, yani %10 azalırsa üretiminiz, fiyatlar 2 katına çıkar. Yani 5 liralık şey 10 lira olur. 100 kilogram üretirken 110 kilogram üretirseniz, yani %10 arttırırsanız 5 liralık şey 2,5 liraya düşer. Fiyatlar yarıya düşer. Onun için %10 düşürmek tehlikelidir. %10 arttırmak acayip karlı bir iştir. Sadece tarımda geçerlidir bu. Verimi arttırmak için ilaçta, gübrede, mazotta, bütün bunlarda mutlaka ve mutlaka vergileri azaltmamız lazım. Yani Türkiye ne yazık ki buzağı euro ile alıyor. İlacı euro ile alıyor. Yemi euro ile alıyor. Çoban Afganlı. Sonra da yerli ve milliyim diye ortalıkta geziniyor. Değerli arkadaşlarım, sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Milletimizle paylaşmak istiyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa. Erken seçimle ilgili görüşlerinizi bir kere daha, özellikle şu dönemde gündeme gelmeye yeniden başladı erken seçim söylentileri. Bununla ilgili bir görüşünüzü almak istiyorum. Ayrıca birinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik şeylerinizi biliyoruz. Bakış açınızı biliyoruz ama eğer seçim ikinci tura kalırsa, üçüncü bir ittifak sizin şemsiyeniz altında ya da başka partiler şemsiyesi altında böyle bir şey mümkün olur mu? Şimdi bakın, birincisi
seçime gitmenin iki tane kuralı var anayasamızda. Bir, 360 milletvekili. Şu anda 360 milletvekili yok. Bunu isteyecek. İki, Cumhurbaşkanı meclisi fesheder, ülkeyi seçime götürür. Yapar mı? Yapmaz. Dolayısıyla konu bu kadar basit. Ama erken ya da geç. Şurada 1,5 senenin altında bir zaman kaldı. Olacak yani. Biz Türkiye'ye şunu öneriyoruz. Herkes demokrasi istiyor bu ülkede. Ama samimi değiller. Ne iktidar samimi ne muhalefet. Türkiye'ye demokrasi isteyebilmen için önce partinde demokrasi olması lazım. Milletvekilleri özgür olmadan parlamento özgür olmaz. Parlamento özgür olmadan Türkiye'ye demokrasi gelmez. Bugün için Muharrem İnce şanslı olabilir. Yarın başka bir şey yok. Onun için siyasi partiler kanunu değişmeden Türkiye'ye demokrasi gelmez. Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum. Erken seçim diyorlar, ortada aday yok. Ortada aday yok. Memleket Partisi'nin böyle bir sorunu yok. Üyeleri önüne sandığı koyacağız. Sandıktan kim çıkarsa Cumhurbaşkanı adayımız o olacak. Muharrem İnce sen aday olacak mısın? Evet olacağım. Yarım kalan bir işimiz var, onu bitirmemiz lazım. Üçüncü bir ittifak. Biz tek başımıza iktidar olacakmış gibi seçim düzlüğüne girene kadar çalışacağız. İnşallah, şimdi bakın birazdan Ankara'ya gideceğim. Çarşamba günü Kastamonu'dayım. Türkiye'yi karış karış, bütün illerini, ilçelerini, köylerini karış karış dolaşıp seçime kadar derdimizi anlatacağız. Çok teşekkür ederim. Sen bir soru... Yorgun bir iktidar var. Çözüm üretemeyen bir muhalefet var. Onun için ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz. Değerli hemşerilerimi de Memleket Partisi'ne üye olmaya davet ediyorum. Hadi. Oldu değil mi? Oldu. Kolay gelsin. Kimseden de bir cevap alamıyorum. Durun böyle. Aşkım.